Evet, şu anda geldi. Evet. Sevgili öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve değerli katılımcılar. Öncelikle TÜRTEP Başkanı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bir iki cümlecik de olsa üniversitemiz ve siber güvenlik programımızdan bahsetmek istiyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri'nin uluslararası özel statüye sahip ortak devlet üniversitesidir. Üniversitenin temelleri Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 6 Haziran 1991 tarihli kararıyla Sovyetler Birliği'nin Ahmet Yesevi Üniversitesi 10 fakülte, bir yüksek okul ve 12 binden fazla öğrenci eğitim görmekte. Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara'da, TÜRTEP, Türkiye Türkçesi ile Uzaktan Eğitim Programları da Ankara'da faaliyet göstermekte. Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP kapsamında bir ön lisans, 4 lisans ve 19 yüksek lisans programımız mevcut. 19 yüksek lisans programlarımızdan birisi de siber güvenlik programı. Bu programımız 2018-2019 bahar yarıyılında açılmıştır. Açıldığından bugüne kadar 624 öğrenci mezun etmiş. Şu anda aktif olarak 529 öğrencimiz bulunmakta. Bu dönem itibarıyla da 229 öğrenci kayıt yaptırmış durumda. Siber güvenlik sektör sohbetleri temasıyla bugün ilkini başlattığımız seminerler dizisiyle öncelikle siber güvenlik programı, bunun yanında bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve bilgisayar programcılığı, ön lisans ve diğer programlarımızdaki öğrencilerimiz için bu öğrencilerimize bir katkı olsun. Tecrübelerini artırmak, derslerdeki gördükleri bilgilere ek ilave olarak sektördeki tecrübeli kişilerden bilgi tecrübesi edinmeleri amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz. Bu anlamda bugünkü seminerimizin konusu siber güvenlik de güncel konular ve siber güvenlik kariyeri olarak belirledik. Seminerimizin konuşmacısı Labris Network kurucusu Sayın Oğuz Yılmaz bizimle. Müsaadenizle Oğuz Bey'den çok kısaca bahsedeceğim. Daha sonra kendisine sözü bırakacağım. Oğuz Bey, Labris Teknoloji kurucu ortağı, bilişim ve ağ güvenliği uzmanı, Linux, Unix sistem yöneticisi, MHP, MYK üyesi, 27. dönem Ankara Milletvekili adayı, Türk Gün Gazetesi köşe yazarı, Tasav, Teknoloji ve Bilim sayfası, evli, iki çocuk babası, Ordulu, Ankara'da büyüdü. Şu anda Labris Network'te teknoloji direktörü olarak görev yapıyor ve Labris'in üreteceği ürünlerin yolunu çiziyor ve ekibiyle üretimini gerçekleştiriyor. Kısaca Oğuz Bey hakkında söyleyeceğim şeyler bunlar. Sözü Oğuz Bey'e bırakıyorum. Oğuz Bey, buyurun. Hocam, teşekkür ediyorum. Sunumda görünüyordur zannediyorum. İsim Oğuz Yılmaz. Çok kısa bir özet geçti Halil İbrahim Hocam. Aslında baktığımızda 20 yıldır siber güvenlik alanında bilfiil çalışan ama bunun da ötesinde siber güvenlik alanında 20 yıldır bilfiil üretim yapan bir şirketin kurucusuyum. Labris Teknoloji Bilişim Çözümleri anonim şirketinin kurucusuyum. Labris Networks ve altında Labris ve Harp markasıyla farklı ürünlerimizi sektöre yıllardır sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da bu yerli milli üretim bakışının ne kadar daha fazla önemli hale gelmeye başladığında hep beraber açıkçası hissediyoruz. Doğru zamanda doğru bir alanda çalışmaya başlamışız. Bu sunumda biraz dünya bu işe nasıl bakıyor, ne kadar önemsiyor diyerek ilerleyeceğim izninizle. Şimdi baktığımızda dünyada nüfus artışının yıllar içindeki yani 1000 yılından bugüne kadarki hız anlamındaki değişimini gösteren bir grafik. Özellikle son 200 yıl, daha da yakına gidersek özellikle son 100 yıl içerisinde dünyadaki nüfus artış hızının çok yüksek olduğunu bu grafikten görebiliriz. Ya özellikle de daha önce gelişmemiş bölgelerdeki nüfusun arttığını görebiliyoruz.
Bir sonraki grafikte de dünyadaki ülkelerin ya da kıtaların dünya gayri safi milli hasılasına katkı oranlarının artışını görüyoruz. Ortalamada dünyada gayri safi milli hasıla %2.7 büyürken özellikle Orta Doğu, Afrika bölgesi, Asya bölgesi bu ortalamanın daha üzerinde büyümeler sergiliyor. Dolayısıyla bizim yakın olduğumuz coğrafyalar bu ortalamanın daha üzerinde büyümeler de sergiliyor. Bununla beraber dünyada bu değişimler olurken interneti kullanan kişi sayısı da bugün 2 milyar kişiden daha fazla bir sayıya ulaşmış durumda. Bazı rakamlara göre 3 milyar kişi. Bundan neredeyse 10 yıl önce bu sayı 1 milyarlı rakamlardaydı. Yani çok hızlı bir artış söz konusu oldu. Bununla beraber sadece insanlar değil, interneti kullanan birçok aygıt nesne de günümüzde var. İnterneti ya da ağları kullanan nesneler de bu çevrimin içerisindeler. Peki dünya bu işe nasıl bakıyor dediğimizde, Dünya Ekonomik Forumu'nun bu işte Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu çalışması her sene bir küresel riskler raporu yayınlıyor. Dünya ekonomisini neler tehdit ediyor raporu aslında bu. Ekranda 2014 ve 2015 görselleri var. 2014'e de baktığımızda, 2015'e de baktığımızda dünya ekonomisini tehdit eden görseller arasında, tehditler arasında, riskler arasında siber saldırılar ciddi bir yer alıyordu. Daha yakına geldiğimizde 2020 ve 2021 yıllarında ise burada bu sefer 2020 yılında Information Infrastructure Breakdown yani bilgi altyapılarının çalışması hale gelmesi diye yeni bir başlık geliyor. Bununla beraber siber saldırılar yine var oluyor. 2021'de ise yine bilgisayar altyapılarının çalışması hale gelmesi, bununla beraber de bu sefer Cyber Security Failure diye yani siber güvenlik başarısızlığı diyebileceğimiz ya da siber güvenlik altyapılarının çalışması hale gelmesi de küresel riskler arasında önemli bir yer tutuyor. Yani dünyada işte uç hava olayları, iklim sorunları, borç krizi, biyoçeşitlilik sorunları, işte doğal kaynakların tükenmesi ve benzeri birçok sorunla beraber siber güvenlik ve siber tehditlerde dünya ekonomisini hem etki anlamında hem de olasılık anlamında dikkat ederseniz burada sağ üst köşedeki çeyreklik alanda dolayısıyla hem olasılığı yüksek hem de etkisi yüksek küresel risk olarak siber güvenlik riskleri tanımlanıyor. Covid dönemine geldiğimizde de Covid döneminde işte Cyber Security Failure olarak adlandırmıştım. Burada biraz daha yakından bunu görebiliyoruz. Yani gerçekten %12 gibi oranla dünya ekonomisini tehdit eden tehditler arasında siber güvenlik sorunları var. Bugün baktığımızda siber güvenlik tehditlerinin dünya ekonomisinde ürettiği ya da yol açtığı kayıp nedir dendiğinde farklı hesaplar mevcut. Bu hesaplara göre 450 milyar ila 6 trilyon dolar arasında yıllık siber güvenlik tehditleri nedeniyle kayıplar söz konusu olmakta. Etki alanı biraz önce dediğimiz gibi 2 milyar kişi ve 50 milyar nesne. Tabii gün geçmiyor ki tehdit, burada tanımladığımız siber tehdidin kendi içinde karakteristiği de değişmesin. Bu grafikte Carnegie Mellon Üniversitesi'nin bir grafiği, biraz eski ama şeyi gösteriyor, akışı gösteriyor. Yani zaman geçti, siber tehditler daha önemli hale geldi ama bir yandan da siber tehditin karakteristiği de değişiyor. Hangi anlamda değişiyor? Bir, soldaki dikey eksen ortalama saldırganın bilgi seviyesi, sağdaki dikey eksen saldırının karmaşıklığı. Altta da yatay eksende de zaman var. Yani zaman arttıkça hem saldırı karmaşık hale geliyor, hem saldırganın sahip olduğu bilgi seviyesi de, ortalama bilgi seviyesi de çok çok daha yükseliyor. Bu da gittikçe daha kompleks ve daha dolayısıyla tehlikeli siber saldırıları gündeme getirmiş oluyor. Yani daha önceden baktığımız işe basit 1990'larda bir oturum alma gibi saldırılar varken, DNS saldırıları gibi saldırılar varken, 2010'lara doğru işte DDoS ataklarının ilk örnekleri gelirken, daha yakın zamana geldiğimizde siber fiziksel saldırılar dediğimiz saldırılar, işte malware denilen daha akıllı siber tehditlerin gündemi işgal ettiğini görüyoruz. Bununla beraber bir de tabii kurumların dijital dönüşümünde bir siber güvenlik konusu var. Gittikçe kurumlardaki tüm veriler dijitalleşiyor.
Bununla beraber süreçler bu anlamda sayısallaşıyor. Burada sadece ilk aklımıza gelen yapıları düşünmeyelim. Yani operasyonel teknoloji, bilgi yönetimi altyapıları, finans ve muhasebe, tedarik zinciri ve sosyal medya. Bunların tamamı aslında her kurumun, bu özel ya da kamu olabilir, her kurumun süreçlerinde de bir sayısallaşma olduğu anlamına geliyor. Diğer yandan insan adaptasyonu bir burada unsur. Ve teknoloji kullanımı da gittikçe katlanıyor. Bunların hepsi tabii ki bir riskle beraber gerçekleşiyor. Bu risk de siber güvenlik zafiyetleri. Bu zafiyetler yazılımla ilgili olabilir, donanımla ilgili olabilir, süreçlerle ilgili olabilir ve insanla ilgili olabilir. Çok böyle bir ortam tanımlaması yaptıktan sonra biz bu alanda ne yapıyoruz? Çok kısa bir şekilde bunu geçeceğim. Labris ağ güvenliği alanda çalışan, kuruluşundan bu yana Ar-Ge odaklı üretim birinci koşul olarak belirlemiş milli bir teknoloji şirketi. Burada fotoğrafını gördüm. Çeşitli donanım ürünleriyle ağ güvenliği alanında herhangi bir ağın neredeyse ilk ihtiyaç duyacağı siber güvenlik çözümlerini bunlara yerli ve milli olarak sunuyoruz. Herhangi bir alsat operasyonu olmadan bugüne kadar sadece kendi ürettiğini müşterilerine sunarak bunun tüm hayat döngüsünü gerçekleştirerek gelmiş bir firma. Baktığımızda 2003 yılında ilk milli ticari güvenlik duvarı, 2005 yılında ilk bütün iş tehdit yönetim sistemi, 2011'de ilk yeni nesil güvenlik duvarı. Bu sefer 2012-13'lerde bu sefer dünyanın ilk üç ürününden bir tanesi olan HarpDDoS Mitigator ürünüyle pazarda yer aldık. Sertifikasyon da oldukça önem veriyoruz. 2009'daki ilk EALE 4 Plus sertifikasyonumuzda ki Türkiye'deki bir nolu başvuru sahibi firmayız. TSE'nin bu şablondaki tüm başvurular arasında ve bunun müteakip yıllardaki güncellemeleriyle beraber bugün de geldiğimizde en yeni sertifikasyonumuz 2020 ve 21'de de güncellemesi yapılan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın TLS Güvenlik Duvarı A sınıfı sertifikalı ürün sertifikasyonu. Bu anlamda da Türkiye'deki yine ilk ve şu anda tek A sınıfı olan ürünüz. 5.000'den fazla kurumsal müşteriye ulaştık. Bu müşteriler sadece Türkiye değil, hedeflediğimiz pazarlarda oldu. Bugüne kadar da organik bir büyümeyle geldik. 2014 yılında Türkiye İnovasyon Şampiyonu, 2015 yılında da bu sefer Avrupa'da Türkiye Avrupa İnovasyon Şampiyonası diyebileceğimiz Improve programında finalist olduk. Ürünlerimiz iki ana ürün ailesinden bahsedeceğim burada. Bir tanesi HarpDDoS Mitigator olarak tanımladığımız DDoS saldırılarını engellemeye yönelik anti-DDoS ürünümüz. Bu ürün katman 7 saldırılara odaklanıyor. Yapay zeka ve öğrenme temelli bir ürün. Bu anlamda gerçek zamanlı çalışıyor. Bypass edilemeyen tüm konvansiyonel ağ güvenliği ekipmanlarının daha ön tarafında konumlandırılan bir ürün. Bununla beraber saldırı anında saldırıya ani müdahale servislerini de müşterilerimize sunuyoruz. Buradaki görseldeki ortam bizim ofisimiz. Bu ortamda saldırıların izlenmesi, saldırı anında bunlara müdahale gerçekleştiriliyor. Bir diğer ürün ailesi, UTM dediğimiz Bütünleşik Tehdit Yönetimi ürün ailesi, Unified Threat Management ürün ailesi. Yeni nesil güvenlik duvarı fonksiyonları, saldırı tespit ve önleme fonksiyonları, web filtreleme fonksiyonları, antivirüs antisistem fonksiyonları gibi bir ağın ilk ihtiyaç duyabileceği siber güvenlik fonksiyonlarını bir arada sunan bir ürün ailesi. Bununla beraber kayıt altına alma ve görünürlük fonksiyonlarını da sunuyor. Tüm bu ürünlerle beraber 7 farklı seviyede, Türkiye çapında 10 dakikada uzaktan müdahaleye kadar ulaşabilen çok güçlü destek seviyelerinde, destek servislerinde müşterilerimize bu anlamda sunuyoruz. Bir görsel hazırladım. Mesela bu UTM ürünümüzden bir görseldi, giriş ekranlarından birisi. Oldukça kolay kullanılan, web tabanlı uygulamalarla bezenmiş bir ürün ailesi sunuyoruz. Örneğin bu güvenlik duvarı politika ekranı. Bir güvenlik duvarı daha önce kullananlar mutlaka vardır aramızda. Ekranına baktığınız zaman işte yukarıdan aşağı politikaları görürsünüz. Bu politikaları da bizim ürünümüz doğrudan uygulamakta. Yine bu da HarpDDoS Mitigator ürünümüzden bir ekran görüntüsü. Sol üst köşede işte temiz trafik ve kirli trafik farklı renklerle ayırt edilmiş. Gelen trafiğin gönderici ve alıcıları net bir şekilde görülebilmekte. Saldırı varsa saldırı haritadan izlenebilmekte. Tabii çok daha detaylı ekranlara, alt menülere girdiğinizde de bunun daha fazla detayını görmek mümkün. Teknik yetkinlik anlamda da baktığımızda bu buluttaki konular bizim konularımız. Yani biz çok Microsoft işletim sistemleri üzerinde çalışan bir firma değiliz. Ağırlıklı olarak Linux işletim sistemleri üzerinde gömülü geliştirme yürütüyoruz.
Bunu da siber güvenlik ve ağ güvenliği amaçları doğrultusunda yapıyoruz. Bu anlamda kullandığımız dillerde ağırlıklı olarak işte C, C++ ve Python ve üst tarafta da tabii ki HTML5 ve ilişkili çeşitli kütüphaneler oluyor. Bir protokolün tasarımından implementasyonuna, bir işletim sistemindeki fonksiyonun geliştirilmesi için en altta bir çekirdek modülü geliştirilmesine, en üstte bunun yönetim ara birimlerine ve raporlamasına kadar uzanan çerçevede, yani full stack deniyor bugün, tam yığın halinde bir geliştirme fonksiyonunu şirketimiz yürütmekte bu ürünleri üretirken. Sertifikasyonlar anlamında uyguladığımız standartlar ISO 15.008. Bu standartlara bağlı kalmaya çalışarak tüm süreçlerimizi tasarlıyoruz, yürütüyoruz. TRT sertifikasyonları, ISO 27001 ve 9000 sertifikasyonları, LVD ve EMC elektriksel standartlar donanım tarafında uyguladığımız standartlar. Çok özet olarak Labis'te ne yapar bunu anlatmak istedik. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Aslında baktığımızda biz siber güvenlik alanında hem yazılım hem donanım ve bunlarla beraber de veri ile uğraşan bir firmayız. Dolayısıyla bu dördünü bir araya getirip ortaya da bir ürün çıkartıyoruz. Bu süreci uygularken uyguladığımız aramızda tabii yüksek lisans programları olduğu için bildiğim kadarıyla MIS'ten öğrenciler var. Siber güvenlik yüksek lisans programından ve diğer üniversitenizin programlarından öğrenciler var. Uyguladığımız süreçlerin de biraz içine girmek istedim bu sunumumda. Biz şirketimizde Scrum denilen bir çevik geliştirme metodolojisini uyguluyoruz. Bu metodoloji süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimleri, kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma, sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteriyle işbirliğine ve bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer veren bir metodoloji. Baktığımızda bir ürün iş listesi, product backlog listesi üzerinden her bir sprintte yani her bir koşuda ki biz burada haftalık koşular tercih ediyoruz. O koşuda işleri alarak her bir sprint sonunda da potansiyel olarak müşteriye ulaşabilecek kalitede bir çıktı verme gayesiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla yani çevik yazılım geliştirmenin buradaki nüans bu. Her bir koşunuzdaki çıktınız müşteriye gidebilecek kalitede olmalı. Dolayısıyla şelale modelindeki işte analiz, tasarım, geliştirme, test, entegrasyon vesaire süreçleri beklemeksizin peyderpey parça parça fonksiyon fonksiyon müşteriye fonksiyon indirmeyi de bu anlamda sağlamakta. Tabii bu sürecin içerisinde farklı roller var. Bunlardan bir tanesi product owner rolü. Bu ürünle ilgili kararları veren rol aslında oldukça önemli bir rol. Doğrudan bizzat geliştirme yapmasa da piyasayı, piyasadaki tüm ürünleri, müşteri beklentilerini bunların tamamına hakim olarak görevini yerine getiriyor ve ürünle ilgili tüm kararlarda ana rolü üstleniyor. Bir Scrum Master dediğimiz her bir sprinti yöneten, sprintteki tüm geliştiricilerin önündeki engelleri kaldırma ana göreviyle hareket eden bir lider kişi. Bununla beraber de geliştiricilerden oluşuyor. Örnekte bir işte iş listesi, bizim kullandığımız Atlassian yazılımı üzerinden bir iş listesi geliştirdiğimiz ürünle ilgili ve bunların işte statüsleri, bug mıdır, yeni özellik midir, hangi aşamadadır, bunların görünebildiği bir backlog. Bu backlog'un daha sonra biraz daha detaylı girersek şirket içerisindeki süreçlerde ilerleyişi, yani bir sprint'e alındığında, bir haftalık sprint'e alındığında, koşuya alındığında bu iş listesindeki seçilmiş olan diyelim ki 6-7 tane iş, onlar to-do aşamasından aşama aşama ilerleyerek işte çalışma halinde gözden geçirmeyi beklemekte, gözden geçirilmekte, gözden geçirildi ve testi beklemekte, test edildi ve repoya konmayı beklemekte ve çözümlendi aşamalarını sırayla kat ediyor. Dolayısıyla tüm sürece hakim olabileceğiniz bir yapıyı da bu anlamda sunmuş oluyor. Bu bir örnek Agile tahtası ya da Scrum tahtası denilen tahta. Dolayısıyla biz kabaca hani uyguladığımız süreçte geliştirme anlamında bu. Nihayetinde ortaya çıkan ürünler birer donanım. Bu donanım ürünlerini farklı modellerde kullanıcı sayısına göre sunuyoruz. Bunlar
En altta 10-15 kullanıcılı ağlar için olan ürünlerden en üst tarafa gittiğimizde tek cihaz üzerinden 40 bin kullanıcının dahi internet trafiğini geçirip bunun tüm filtreleme faaliyetlerini yerine getirebilecek ürün ailelerini sunuyoruz. Daha üst kullanıcı sayılarında da birden fazla ürün içeren topolojileri bu anlamda tesis edebiliyoruz. Bir ürünün tüm hayat döngüsünü bu anlamda tabii ki yürütüyoruz. Bu noktada veri tabanları tabii ki ana iş alanlarımızdan bir tanesi. Birisi in-house veri tabanları. Kendimiz belli veri tabanlarını ofisimiz içerisinde kendimiz geliştiriyoruz. Bazı veri tabanlarında üçüncü parti sağlayıcılardan anlaşmalarımız kapsamında kullanıyoruz. Çeşitli üyelikler kapsamında. Bununla beraber bir ürün yönetiminden bahsettik. Product Owner rolünden bahsettik biraz önce. Ürün yönetimini çevik gelişme metodolojisine biz tüm paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Bunlar iç ve dış unsurlar olarak adlandırılabilir, sınıflandırılabilir. İç unsurlar bu anlamda şirketin hedefleri, satış öncesi destek mühendislerimiz, destek ekibimiz ve satış ekiplerimiz. Dış unsurlarımız da müşterilerimiz, teknoloji öncüleri, çeşitli raporlar sektörün gidişatı ile ilgili ve rakiplerin hareketleri. Dolayısıyla bunların tamamını değerlendirerek bir ürün yönetimi yapıyoruz. Ürün yönetimi kısmı Türkiye'deki bir ürün ya da sektörel olarak yazılım sektörüne baktığımızda aslında en zayıf kısım. Yani firmalarda çok yetenekli insanlar var. Çok yetenekli insanlar ciddi bir üretim yapabiliyorlar ama sonuçtaki çıktılar birer prototipten bir ürüne doğru geçmekte zorlanıyor. Ana problem aslında bu. Bu biraz ürüne bakıştan kaynaklandığını düşünüyoruz ve ürün yönetimine. Ürün aslında sadece elle dokunulabilen şeyler değil. Yani bir yazılım kodu bir ürün değil. Bununla beraber siz onun çevresindeki desteği, olaya müdahale servislerini, eğitimleri, sertifikasyonları, dokümantasyonları, yardım materyallerini, internet desteğini, iş ekosistemini ve regülasyonlarla uyumlu yapılandırmayı sunmak zorundasınız ki ve bunun tüm hayat döngüsünü sağlamasınız ki bu bir ürün olsun. Bizim bakışımız bu anlamda bunu kapsıyor. Tabii kalite yönetimi bu noktada çok önemli. Üretim sürecinin tamamında ekranda bahsettiğim bu kalite süreçlerini biz bizzat uyguluyoruz. Bunlar üretim öncesindeki kalite faaliyetleri anlamında bakarsak malzeme kontrol ve kabul, geliştirici eğitimleri, geliştirici geliştirmeye dahil edilme fazları, bir sonraki aşamaya geçersek üretim sırasındaki kalite faaliyetleri, işte biraz önce bahsettiğim aşamaların her birinde aslında içerideki çok net tanımlanmış süreçler var. Bir örnek verelim, işte gözden geçirme sürecinden bahsettik. Gözden geçirme en az burada yazdıklarımız kadar detaylı bir gözden geçirmeyi içeriyor. Kod kalitesi anlamında muhtemel performans kayıpları ve verimsizlikler anlamında fonksiyonelitenin tam olarak sağlanmadığı, tüm yardımcı elemanların paketlenip paketlenmediği, standart dokümanlar, açıklayıcı metinlerin tam olarak gerçekleştirip gerçekleştirilmediği, verimli ve performanslı bir üretim gerçekleştirip gerçekleştirilmediği yine, kodun başka insanlar tarafından da kolayca anlaşılabilir olup olmadığı, tüm yan gereksinimlerin de sağlandığı, yani güvenlik gereksinimleri gibi, gereksiz fonksiyonellerin içerilmediği, zararlı kod kesimleri içerilmediği ve şirket standartlarına ve müşteri gereksinimlerin uygun olup olmadığı gibi birçok başlığı da kendi içerisinde bu süreç barındırıyor. Üretim biçimindeki kalite faaliyetleri tamamen ayrı bir test ekibi tarafından yürütülüyor. Yani geliştiricilerin dışındaki bir test ekibi tarafından yürütülüyor. Orada da çeşitli test süreçleri var. Bununla beraber de yayınlama öncesi çeşitli kalite faaliyetleri yürütülüyor. Ortalama bir ürünün yani yıl içinde kabaca 3 ila 4 sürüm veriyor. Bu her bir ara sürümün kendi içindeki süreci de aslında kabaca 3 aylık bir süreçten, 4 aylık bir süreçten oluşuyor. İşte geliştirme aşamalarının yapıldığı fazlar, alfa aşaması dediğimiz Ar-Ge birimi içerisindeki faz, beta aşaması şirket içindeki diğer unsurlar, destek unsurları tarafından ürünün gözden geçirilmesi. RC dediğimiz yani sürüm adayı aşaması. Burada bizim test müşterilerimizde bunların hareketlerinin görüntülenmesi ve kalite güvence aşaması dediğimiz bir aşamayla da bir sürüm son noktasına ulaşıyor. Dolayısıyla yani bir ürün nasıl üretiliyor dediğimizde aslında bu süreçlerin tamamını biz uyguluyoruz. Ve tabii ürünle beraber de
sürüm notlarını, dokümantasyonunu ve en önemlisi belki de yol haritasını. Bir müşteri için bir ürünü satın almak bugünkü özellikleriyle değil, gelecekteki özellikleriyle de önemli ve önemli göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü müşteri bir ürünü aldığında aslında gelecekle ilgili bir satın alma yapıyor. Gelecekte bu ürünün yol haritasını bilmek ister. Dolayısıyla bu da bir ürün sürecinin önemli bir parçası. Bununla beraber tabii ki bakım yönetimini kendi içimizde yapıyoruz. Labis'te inovasyon yaklaşımı, inovasyon ve fikir yönetimi, kurumsal entelektüel zekanın yönetimi, açık inovasyon kültürü ve sürdürülebilir gelişim başlıklarını bir arada sunuyor. Bu başlıklarla biz 2015 yılında, 14-15 yıllarında Türkiye İnovasyon Şampiyonu ve Improve finalisti olmayı başardık. Çok özetle, yani şu ana kadar ne yaptık aslında? En baştan dünyadaki gidişatı, siber güvenliğin buradaki yerini, Labis ne yapıyor ve nasıl yapıyor aslında anlatmış olduk. Peki, üniversite ve öğrenciler açısından da bu duruma bakmamız gerekir. Siber güvenlikte siz nerede olabilirsiniz? Bir kere biz nerede olmayı düşünüyoruz? Önce ondan bahsedelim. Firma olarak biz büyük veri, telco seviyesindeki siber güvenlik, burada SDN ve NFV teknolojileriyle beraber yeni ağlara adaptasyon üzerinde aktif çalışıyoruz. Bununla beraber siber güvenlik analitiği yine ana ilgi alanımız ve bununla beraber de IoT güvenliği yine ana ilgi alanımız. Tabii ki Türkiye'de bir siber güvenlik ekosistemi var. Bu ekosistemin herhangi bir yerinde yer alabilir dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz. Bu ekosistem aslında sadece üreticiden oluşmuyor. Üretici bizsek, regülasyon otoritesi, USOM dediğimiz Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, veri sağlayıcı, akreditasyon otoriteleri ve test otoriteleri tabii ki bu noktada. Son kullanıcı kurumlar, birçok kamu ve özel sektör kurumu son kullanıcı olarak siber güvenlik ürünlerini kullanıyor. Siber güvenlik servisleri alıyor ya da veriyor. Kamu siber olaylara müdahale merkezleri, üreticilerin siber olaylara müdahale ekipleri ve üniversiteler ve tabii ki uluslararası olaya müdahale yapıları. Bunların tamamı aslında bir ekosistemi Türkiye'de oluşturuyor. Bu ekosistemin herhangi bir yerinde yer almak siber güvenlik anlamında mümkün. Siber güvenlik insan kaynağı anlamında da gerçekten açık bir alan. Sadece Türkiye için değil, dünya açısından da baktığımızda ihtiyaç duyulan siber güvenlik alanındaki iş gücü sağlanamıyor. Dolayısıyla adaylar için de çok önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz. Tabii siber güvenlikte birçok pozisyon olabilir. İş anlamında değerlendirilebilecek. Bu pozisyonların bir üzerinden geçmek gerekirse kriptografi tarafı biraz daha matematiğe de yatkın, yani bilime de yatkın kişiler tarafından tercih edilebilecek bir alan. Burada kripto analistler, kriptografi uzmanları olmak mümkün. Donanım tarafında yerler var, pozisyonlar var. Burada donanım mimarisi anlamında ve ASIC ve FPGA denilen göreve özel mikro devreler ve sahada programlanabilir mikro devreler. Bunların hepsinin içinde geliştirici olmak mümkün. Gerçekten siber güvenlikle beraber tabii trafiklerin de artmasıyla beraber bu donanımın siber güvenlikte kullanılması da gittikçe daha fazla artıyor. Bu noktada önemli başlıklar. Tabii ki yazılım geliştirme tarafı, buradaki adayların birçoğunun da ilgilendiği taraflar olabilir. Güvenlik yazılımı geliştiricisi, yazılım kod denetçisi, güvenlik mühendisi, gömülü işletme sistemi uzmanı, çekirdek geliştiricisi, görselleştirme mühendisi, veri tabanı mühendisi, test mühendisi ve DevSecOps dediğimiz, yani planlama, geliştirme, test etme, sürümleme ve operasyonunu yürütme. Yani bunların hepsini bir arada yapan roller artık yer almaya başladı. Yani bir amaca yönelik bir bileşeni, bir güvenlik amacına yönelik bir bileşeni geliştirip bunun operasyonda da kullanıcısı olan roller var. Yani daha önceden işte sistem işleticileri, sistem işletmenleri ve geliştiriciler birbirinden tamamen ayrıyken şimdi biraz daha birleşebiliyor belli noktalarda. Bir işletmeci, bir sistemin işletmeni aynı zamanda onun geliştiricisi bu anlamda olabiliyor. Güvenlik tarafında da baktığımızda bilgisayar suçlarını araştıracak çeşitli roller,
olabilir. Güvenlik mimarı, virüs araştırmacısı, malware analisti, geriye mühendislik uzmanı ve siber istihbarat analisti güvenlik tarafına odaklı rollerden sadece birkaçı. Servisler tarafı aslında çok yoğun. İnsan kaynağımızın önemli kısmı servisler tarafında görev alıyor. Yani bir ürünün üretimi ya da bir yazılımın üretimi gibi süreçlerde değil de bir ağın, bir sistemin çalışıp çalışmadığı, nasıl çalıştığı, eksiklerinin olup olmadığı gibi rollerde alabiliyorlar. Bunlar neler? İşte forensik expert, yani zararlı yazılımların incelenmesi servisleri, olaya müdahale uzmanları, bir siber güvenlik olayı var ise buna müdahaleye uzmanlaşmış insanlar. Security Operations Center analisti, güvenlik sistem yöneticisi, yine önemli bir rol. Bilgi işlem sistemlerinin güvenlik uzmanları, penetrasyon testleri, yani zayıflık analizi yapan roller. Bunlar biraz daha kırmızı roller. Yani da karşıdaki sistemin güvenliğinin başarılı olup olmadığını test etmek üzere aslında onun güvensizliğini sınamaya çalışan, denemeye çalışan roller. Güvenlik analistleri, bilgi güvence analistleri, saldırı tespit uzmanları ve güvenlik ağ güvenliği mühendisleri, bu tip servis rolleri. Baktığımızda rolleri nerede çalışıyor? Servis rolleri sahada yerli yabancı tüm ürünleri sunan entegratörler de çalışabiliyor. Örneğin bir Network Security Engineer dediğimiz ağ güvenliği uzmanı herhangi bir yerli yabancı marka ürünün kullanılması için müşterilerine destek verebilir. Bunu servislerini sunabilir. Dolayısıyla gerçekten alanı geniş. Bir yandan da tabii danışmanlık rolleri var. Güvenlik danışmanlığı, akademi tarafında siber güvenlik dallarında ciddi bir boşluk orada da var. Bu anlamda bir bilim adamı yolu tercih etmek istiyorsanız akademide yer alabilirsiniz. Denetçi rolleri var. Birçok kurum da artık denetim bilgi işlemliği de içeriyor. Bilgi işleminin içinde de tabii ki siber güvenliği de içeriyor. Yani denetçi hep böyle şey gibi düşündür. Bir süreci ya da işte muhasebesel olayların denetlenmesi. Öyle değil. Tamamen bir bilişim sisteminin de kurallara uygun olarak işletip işletilmediği bir denetim konusu. Burada da siber güvenlik ana bir başlık. İş sürekliliği noktasında belli görevler olabilir. Büyük veri tarafı çok çok önemli. Yani bu noktada büyük veri mimarlığı, büyük veri analizi gibi roller var. Bu roller de siber güvenlik anlamında çok kıymetli. Ve tabii ki geliştirici rolleri var. Yönetici rolleri var. Yönetici rolleri de biraz daha siber güvenlik alanına baktığınız zaman yönetim rolleri gittikçe hani bir organizasyon şemasındaki en üst rol CEO ise CEO'ya doğru kayıyor. Bu anlamda bilgi güvenliği yöneticisi denilebilen, üst düzey yöneticisi denilebilen roller artık bilgi işleminin altında değil, doğrudan genel müdüre bağlı. Bazı durumlarda, bazı şirketlerde genel müdürü de aşarak doğrudan yönetim kuruluna bağlı dahi olabiliyor. Dolayısıyla bu tür roller var. Risk yönetim müdürlüğü, denetim müdürlüğü, CTO, bir üretim şirketi ise burası bizim gibi. Burada bir CTO, yani tüm teknoloji yönetiminden sorumlu olabilir. Bir genel müdür yardımcılığı ya da genel müdürlük, yine bir teknoloji şirketi ise bu alanda alınabilecek roller. Yani dolayısıyla şunu görmenizi isterim. Siber güvenlik gerçekten dünya ile beraber en hızlı gelişen alanlardan bir tanesi. Sektörel olarak, yani dünyadaki market araştırmalarında, pazar araştırmalarında ortalama pazar büyüme hızlarına baktığınızda, compound annual growth rate diye geçer, baktığınızda ortalama bilişim pazarının büyümesinin çok daha üzerinde büyüyen bir pazar, siber güvenlik pazarı. Dolayısıyla buradaki ihtiyaçlar da çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu pazarı tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Sunumu çok da uzatmayacağım. Belki bir soru cevap yapmak mümkün olabilir. Bu noktada teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki ülkeniz ve kendiniz için stratejik önemde bir karar alın ve siber güvenlik alanında ilerleyin. Sunumum bu kadar hocam. Sözü size verebilirim. Uğuz hocam, çok teşekkür ederiz.
Açıklayıcı, güzel bilgiler verdiniz. Şimdi biz soru cevaba farklı şekilde tepkiler olabilir diye açmadık ama şöyle hani ben öğrencilerimiz adına bir sorabilirim. Şimdi bununla ilgili gerçi bir şeyler söylediniz şirketin perspektifi açısından. Şimdi bu mesela hocam 5 yıl sonra belki 5 yıl bile çok büyük bir zaman. İşte malum metaverse çağındayız. Yani bu oluşumların kapsamında siber güvenlik nasıl bir konum alacak? Yani bununla ilgili öngörüleriniz neler? Bunlarla ilgili bir şeyler söyleyebilirseniz. Tabii. Şimdi aslında internetin gelişimine baktığımızda internet ilk çıktığı ortamda ya da internet demeyelim buna da web diyelim. Yani World Wide Web diyelim. Web 1.0 olarak isimlendirildi. Web 1.0'da statik web sayfalarının olduğu bir etkileşim kuramadığınız internet dönemi ya da web dönemi. Bunun bir sonraki aşaması Web 2.0 dediğimiz dönem geldi. Web 2.0 aslında bugün kullandığımız dönem. Burada sistemlerle bir etkileşim kurabildiniz. İşte örneğin bir arama motoruna bir arama sorusu yazıp ondan size bir cevap vermesini bekleyebildiniz. Ama bunu kullananlar insan ve insan rolleriydi. Şimdi Web 3.0 diye bir şey geliyor. Yani Metaverse'ü bununla beraber biraz değerlendirmek lazım. Web 3.0'da artık makinelerin kullandığı bir internetten bahsediyoruz. Ya da semantik internet de denilebilen, semantik web de denilebilen bir çağdan bahsediyoruz. Bu çağda artık içerik kontekstine göre ayrılmış olmak durumunda. Yani bugün bir web sayfasında, örneğin işte benim özgeçmişimin olduğu bir web sayfasına girdiniz diyelim ki. Bu web sayfasındaki metni bir insan okuyup anlayabilir. Ama bir makine ya da bir yazılım bundan bir bilgi çıkartmak zorunda kaldığında bundan kolayca bir bilgi çıkartamaz. Çünkü bu yazı bir metin halindedir. Bir bulk diyebileceğimiz bir metin halindedir. Örneğin benim doğum yerim olan Ordu'yu bunun içinden çıkartmak için oldukça fazla bu yazılımla uğraşması lazım. Ama bu içerik kontekstine göre semantik olarak ayrılmış bir metin olsaydı, yani metni açtığınızda doğum yeri Ordu diye bir alanı okuyabilecek bir formatta bir metin olsaydı, makineler bunu çok daha iyi kullanabilirdi. İşte Web 3.0 dediğimiz şey biraz bu hale geliyor. Yani artık internetteki içerik daha semantik bir içerik olacak, kontekstlere ayrılmış bir içerik olacak, makinelerin kullandığı bir internet olacak. Bununla beraber de 3 boyutlu etkileşim önemli bir başlık haline geliyor. Yani bundan önce biz ağırlıklı olarak yazılı bir etkileşim kurarken artık 3 boyutun da devreye girdiği bir etkileşimi bu sayfalarla kurabilir hale geleceğiz. Bu tabii aslında bugün kabaca dünyadaki ekonominin %20-25'inin dijital ekonomi olduğu söyleniyor. Aslında Metaverse dediğimiz şey nasıl bundan 25 yıl önce internet ve dijital ekonomi bu kadar büyük değilken bugün bu kadar büyük hale geldiyse ve Web 2.0'la böyle olduysa, bundan sonraki 20-25 yılda da Web 3.0 ve Metaverse dediğimiz başlıklar ortalığı bu anlamda kasıp kavuracak. Dolayısıyla tüm internet aslında burada gerçekleşecek. Tabii ki Web 3.0 dediğimizde Web 3.0'ın vaat ettiği önemli bir şey daha var. Onu da vurgulamadan geçmeyeyim. Birkaç şey daha var. Birisi merkeziyetsizlik. Yani bu aslında bugünkü blok zinciri uygulamalarının Metaverse dahil olmak üzere bunların hepsinin de bir vaadi. Onun dışında işte otonomluk, yani bir ağ, bir sistemin herhangi bir kişi ya da kuruma bağlı olmaksızın kendi kendine işleyebilir olması. Bir örnek verelim. Mesela bugün Twitter kullanıyoruz. Twitter isimli bir şirketin yazılımı. Bu şirket bu yazılımı sen ben için kapattığında kapatabiliyor. Herkes için kapatmak isterse kapatabiliyor. Benim oradaki sayfam aslında bu şirketin bir mülkiyeti gibi işletiliyor. Web 3.0'daysa bunun biraz daha otonom hale gelmesi bekleniyor. Yani ben bir etkileşimli sosyal medya sayfamı hiçbir şirketten bir şirkete bağımlı olmadan yayınlayabileceğim. Hiçbir kimse de bunu kapatamayacak. Yani böyle bir vizyon var. Dolayısıyla bu ikisi hem merkeziyetsizlik hem otonomluk bir anlamda güvenlikle de ilişkili ve güvensizlikle de ilişkili. O yüzden
çok daha farklı bir dünya önümüzde var gibi görünüyor. Dolayısıyla bununla ilgili de birçok aslında güvenlik konusu var. Hem siber güvenlik hem güvenlik diyelim buna da. Hem siber güvenlik hem güvenlik konusu var. Siber güvenlik alanında tabii ki çok yeni teknolojiler. Çok yeni teknolojiler bunlara saldırı olasılıkları çok fazla. Örnek vermek gerekirse hiç kimsenin kolay kolay hani şu anda düşünmediği bir şey en azından. Tüm bu altyapılar işte blok zincirler üzerinde yükleniyorlar. Blok zincirler kabaca bir hash'in benzersizliği üzerine tesis edilmiş. Peki bunun siber güvenlik saldırılarına, siber saldırıya uğraması mümkün mü? Ya da kriptografik çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Kuantum kriptografi ile beraber bunun bir etki altına alınması mümkün olabilir mi? Bunların hepsi işte bu alana gelecek olan siber güvenlik riskleri. Bununla beraber Metaverse ile ilişkili her türlü ortam aslında bir yazılım. Bir yazılım bugün nasıl güvensiz olabilirse Metaverse sunan çeşitli platformlar da bugün o derece güvensiz olabilirler. Bir yandan da siber güvenlik risklerinin dışında güvenlik riskleri de var. Yani bunu bazı işte örneklerle verelim. Mesela bugünkü özellikle cep telefonları, sosyal medyadaki en büyük dertlerden bir tanesi kimlik hırsızlığı konusu. Ya da işte sizin verilerinizin şifrelenmesi konuları. Bunların hepsi yine bu Metaverse ve ilişkili dünyada da olacak. Diğer yandan işte bazı konularda var ki biraz da adli de olabilir. Yani acaba Metaverse'de biz üç boyutlu avatarımızla gezerken yani birisi bize tekme atsa mesela ya da bizim orada satın aldığımız bir araziyi bir şekilde bir yöntemle detayına girmeyelim çalsa. Şimdi bunun sorumlusu kim? Bunun yaptırımını kim uygulayacak? Bunlar da gerçekten bu alanın çok büyük problemleri. Dolayısıyla her yeni şeyde olduğu gibi Metaverse ve Web 3.0 kavramlarında da siber güvenlik ana konulardan bir tanesi kesinlikle olacak. Bugün biz bazı protokollerde örneğin DDoS saldırıları için bundan 40-45 yıl önce tasarlanmış protokoller hala kullanılıyor. Bu protokollere baktığımızda şunu görüyoruz. O gün hiç o amaçla tasarlanmadığı siber güvenlik tehditleri bu protokoldeki zayıflıklar nedeniyle gerçekleşebiliyor. Örneğin işte bugün dünyanın en büyük DDoS atakları UDP temelli protokollerin ve onlar üzerinde çalışan servislerin zayıflıklarıyla gerçekleşiyor. Şimdi 40-45 yıl önce bunlar hiç düşünülmedi. Acaba bugün bundan 20-25 yıl sonranın konuları düşünülüyor mu? Düşünüldüğünü varsaymak bence iyimserlik olur. Dolayısıyla 20-25 yıl içinde de yine bu tür güvenlik risklerine ya da bugün aklınıza hiç gelemeyecek siber güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacağız. Bundan eminiz. Başkanım ben de soru sorabilir miyim Oğuz Bey'e? Duymuyoruz başkanım. Başkanım sesiniz kapalı herhalde. Ben bir soru daha sorayım. Başkanımız, hocamız çok güzel izah etti. Yani ben birkaç soruyu da kapsadı. Gerçekten çok konuşulan bir konu. Şimdi ben bu seminerin asıl konusuyla ilgili de bir soru sorayım. Sonra Şeref Hocam belki bir soru sorabilir. Ondan sonra da seminerimizi bitirebiliriz. Şimdi siz de aslında bahsettiniz. Şimdi bu mesleğe yeni atanan diyelim ya da işte bu mesleğe meslek olarak tercih eden, işte yüksek lisans programına kaydolan ya da bu alanda farklı yerlerde lisansüstü eğitim yapan arkadaşlarımız işte genelde hani bütün işte network firmaları ya da işte siber güvenlikle ilgilenen firmalar aşağı yukarı benzer konuları çalışıyorlar. Yani bu arkadaşlarımız işte bu metaverse belki daha ileri safhalarda şu andan itibaren kendilerini ileriye dönük hazırlamaları anlamında hani neler yapmalılar? Nasıl bir yol izlemediler hocam? Sizin tecrübenizden bir bakış açısı verebilirseniz sanıyorum faydalı olur. Tabii ki. Şimdi ben hep şunu söylerim. Yani bir alanda başarılı olmak, o alanda emek sarf etmek de çok ilişkili. Siber güvenlik de öyle bir alan ki meraksız olmaz. Yani merak yok ise merakınız olan bir alanda olun. Merak var ise zaten başarılı olacağınız neredeyse garantili.
Dolayısıyla merak var ise de ana bence yapılacak şey şu. Belli hedefleri kendinize ev projesi, yani home project deniyor. Home project olarak önünüze koyun. Bu home project ev ödevlerinizi ya da ev projelerinizi kendiniz oturun, geliştirin. Bunlar siber güvenlikle ilgili olabilir, siber güvenlikle ilgili olmayabilir. Bunları geliştirirken zaten öğrenirsiniz. Çok temel olarak tavsiye edebileceğim şey şu, bu. Bilgi kaynağı anlamında birçok tabii ki çevrim içi içerik de var. Sadece yüksek lisans yüksek lisanslar ya da organize eğitim programları değil. İşte Udemy ve benzeri birçok platformda birçok eğitim var. Bunları tabii ki takip edebilirsiniz. Ama bunlar bir süre sonra işe konulmadığı sürece biraz farazi kalacaktır, biraz teorik kalacaktır. Dolayısıyla bunları işe koymanın en güzel yöntemi de ya bu işle ilgilenen bir yerde çalışacaksınız ki, ya üreticide işte bu anlamda bir geliştirme yapacaksınız, ya bir entegratörde, servis firmasında bu anlamda bir servis sunacaksınız ki gelişin, ya da bunlardan birini yapamıyorsanız ev projesiyle kendinizi geliştireceksiniz. Çok özetle böyle ifade edebilirim. Hocam çok teşekkür ederim. Şeref Hocam bir soru sormak istiyor. Hocam buyurun. Evet Oğuz Bey, ben de çok teşekkür ederim. Gerek sunumunuz, gerekse siber güvenlik sektörünün ülkemizde gelişmesine katkı sağlayan bir iş adamı olarak, bir yine ders veren bir öğretim elemanı olarak diyelim, teşekkür ederim. Siz ülkedeki siber güvenlik eğitimini nasıl görüyorsunuz sektörel açıdan? Üniversitelerde de bulunuyorsunuz mutlaka, ama bu ülkenin gelişimine tabii ki eğitim, öğretim, ülkemizde olan bu tür programların belli noktalara geldiğini hepimiz biliyoruz, ama bunu siz bir sektör temsilcisi diyelim bugün burada, bunu siz nasıl kritik edersiniz? Artıları, eksileri, eksiklikleri veya iyi tarafları nelerdir? Tabii ki biz daha çok burada eksikliklerini sizden duymak isteriz ki bunu daha iyiye götürelim, geleceğe taşıyalım. Evet. Birinci sorun bu. Evet. Türkiye'deki aslında eğitim sisteminin tamamıyla ilgili belki de bir yorum yapılabilir. Yani biz mesela çalışacağımız personelleri mezunlardan seçmek yerine büyük çoğunluğunu 3. 4. sınıfta yarı zamanlı çalışmaya başlayarak seçmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu süreçte aynı zamanda biz de onları yetiştirmiş oluyoruz. Onlar da işi ve şirketi öğrenmiş oluyorlar. Bunun aslında bir amacı var. Yani eğitim programları aslında doğrudan sektörün ihtiyacı olanı vermektense dünyada en çok kullanılanı, sık tüketileni vermeye odaklanmış durumdalar. Dolayısıyla biz bu siber güvenlik alanında böyle bir şey uyguluyoruz açıkçası. Siber güvenlik özelindeki yüksek lisans programlarına baktığımızda gerçekten sayıları da oldukça fazla arttı. Çok nitelikli programlar var. Özellikle Ankara merkezli programları ben daha yakından biliyorum. Hocaları tanıyorum. Çok nitelikli programlar var. Bence çok çok başarılı. Ama o programlarda dahi ben işte ODTÜ'de yüksek lisans programında ders verdim. Zamanımın daha geniş olduğu yıllarda. Siber güvenlik yüksek lisans programında. Orada dahi ben şunu hep tercih ettim. Yani derste anlattıklarım evet bir şeydir, ama dersin belki öğrencilerin ayırdıkları zamanın 3 katı zaman ayırmalarını gerektirecek hep ödevleri ve projeleri bir dönem içerisine yayarak vermeyi tercih ettim. Bu sayede yani onların devamlı iş üzerinde, devamlı canlı geri gerektiğinde kod üzerinde, geri gerektiğinde felsefe üzerinde, geri gerektiğinde de uygulaması üzerinde deneyimlerin artmasını sağlamaya çalıştım. Belki bu biraz eksik olabilir. Ancak yani iyi bir gidişat olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber tabii öğrenmek isteyene içerik çok. Yani bugün gidip Amerika'daki herhangi bir üniversitenin çoğunluğunun var. Müfredatları open courseware tarzı internetten ulaşılabilir durumda. Hatta oradan belli derslere kaydolup bunları alabilirsiniz. Etkileşimde kurabilirsiniz. Yani bu imkanları değerlendirmek çok çok mümkün. Ben çalışmak ve öğrenmek isteyene kaynakların sınırsız olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Aslında çok haklısınız. Elektronik dünya, özellikle bilgisayar ve elektronik siber güvenlik gibi konularda gerçekten çok
güzel açık kaynaklar sunuyor. Bunu vurguladığınız için de teşekkür ederim. Şimdi ikinci sorum da sektörle ilgili olacak. Şimdi dünya geneline baktığımızda ülkemizin siber güvenliğe katkısının konusuna göre 0.5 ile %0.5 ile 0.1 arasında olduğunu biliyorum. Yakinen çalıştığım için. Şimdi sektörde de bizim dünya belki teknolojisine katkımızı değerlendirdiğimizde de bunun oranı bu oranla da yine doğru orantılı. Biz dünyada siber güvenlik çalışılan alanlara baktığımızda bunun maksimum %20'sinin ülkemizde çalışıldığını görüyoruz. Bunu bir sektör temsilcisi diyelim bugün. O açıdan nasıl görüyorsunuz? Evet, ya buradaki temel problem hocam bence Türkiye'nin yani sadece bu teknoloji alanında değil, yani birçok alanda tüketici olmayı tercih etmiş olması. Evet. Tüketici olmayı tercih ettiğimiz için zaten hani böyle oluyor. Adı üstünde katkı değil, katkı alan oluyorsunuz katkı verenden ziyade. Bizim burada evet. Tüketici olmayı seçmemiş olmamız önemli olan. Yani üretici olmamız lazım. Bu bir anlamda bir ürün üretimi anlamında, iki servis üretimi anlamında. Yani burada sadece kendi kendimize yapacağımız bir iş ve sektörden ziyade tüm dünyada işleteceğimiz bir iş ve sektöre ihtiyacımız var. Bunu sağlayabilirsek bence o dediğinizi başarabiliriz. Normalde baktığınızda gayri safi milli hasıla oranı yaparım hep ben. İşte Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dünyanın %1,5 civarındadır, 1-1,5. Ama işte sizin dediğiniz oranlara göre katkımız 0.5. Yani gayri safi milli hasılamızdan daha düşük oranda. Demek ki biz yüksek teknoloji değil, diğer tarafta daha fazla üretim yapıyoruz. Demek ki işte orta yüksek teknolojide üretim yapmak için bizim çaba göstermemiz lazım ve bunu dünyaya sunmamız lazım. Çok özetle böyle ifade edebilirim. Ama bir yandan da tabii çok nitelikli uzmanlar bu alanda var. Yani gerek ofensif tarafta, penetrasyon testi, zayıflık analizi ve benzeri alanlarda, gerek defensif tarafta işte ürün üreticileri gibi, Labis bunlardan bir tanesi. Çok nitelikli katkı verenler de var bu orana. Bunların sayısını nasıl artırırız ona bakmamız lazım. Evet, ben teşekkür ediyorum. Başkanım söz verdiğiniz için size de teşekkürler. Dinlemedeyiz. Teşekkürler Sayın Hocam katkı sağladığınız için. Evet, sevgili öğrencilerimiz, değerli katılımcılar, bir seminer dizimizin sonuna geldik. Seminer sunusu için Labris yöneticisi, Labris kurucu ortağı Oğuz Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hocamızı tekrar başka bir konuda davet ederiz. Bundan sonraki seminerlerimiz de periyodik zamanlarda devam edecek. Bunları Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından sizlere duyuracağız. Bugünlük burada bitirelim. Evet. Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben de çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda yine katkı veririz. Daha dikeylerde, daha teknik içeriklerimizi sunum anlamında mevcut tabii ki. Bugün biraz daha giriş yapmış olduk. Evet. Ben de imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Geldim. Evet.